Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Belediye binası 9 hallerimiz devam ediyor arkadaşlar. Şu anda ben size hesabın son durumunu kısaca bir göstereyim. Araştırma binamızda, neredeydi bizim araştırma binamız? İşte burada Pekka'yı 4. seviyeye çıkarttık arkadaşlar, mükemmel oldu. Yani Pekka bayağı bir kullanıyordum, bundan sonra da kullanmaya devam edeceğim. 4. seviye Pekka'm var ve bir tane de balon için yükseltme yapıyorum arkadaşlar. Balonu 5. seviyeye yükseltiyoruz. Aslında ejderi veya bebek ejderi falan yükseltmeyi alabilirdim ama hani balon ve dev çok geride kaldı. Bunları artık hiçbir şekilde kullanamıyordum savaşlarda. Balonu yükseltmeyi alıp maksimuma getirip balon saldırıları yapmaya planlıyorum. Çünkü Pekka ve Valkyrie saldırılarıyla köyü üçleyemiyorum arkadaşlar. Bayağı bir zor köyler geliyor. Yani şu anda usta ligindeyim 2734 kupayla. Kaça kadar çıkmış ya, bir bakayım. Bayağı güzel yani. Kupa sayımız fena değil ama işte kupa sayısı arttıkça eşleşmeler inanılmaz derecede zorlaşmaya başladı. Bayağı bir sıkıntıya giriyorum yani. Nerede gözüküyordu? Şu 2770 kupaya kadar çıkmışız arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Şimdi yükseltmelerde de hava soğumaları özellikle çok geride kaldı. Hani biliyorsunuz ben belediye binasını 9'a biraz erken bastım. Hatta bayağı bir erken bastım ama hani bunu yapmamdaki sebep saldırıları kazanıp taş biriktirmekti arkadaşlar. Ki taşları biriktirip 5. inşaatçıyı da aldığım için vicdanım çok rahat, hiç pişman değilim yani. Şimdi sırada bütün yükseltmeleri tamamlayıp belediye binası 10'a geçiş yapmak var. Kraliçem şu anda 7. seviyede. İlk hedeflerimden birisi de bunu 10. seviyeye yapıp yeteneğini güçlendirmeye çalışıyorum. Barbar da 11'de. Kraliçeyi bastıktan sonra artık 10. seviyeyi yükselttikten sonra kara eksirlerle beraber hem barbarı hem de kraliçeyi 11. seviyeye yükseltmeyi hedefliyorum arkadaşlar. Bir de şunu da söyleyeyim. Mesela araştırmada arkadaşlar bir tane şey vardı elimde. Büyü kitabı vardı. Klan oyunlarından kazandığım bir büyü kitabı vardı. Aslında şu anda öfkeyi daha çok kullanıyorum. Öfke büyüsünü basacaktım ama öfke için 3 gün istiyor. Ben de 5. seviye yıldırım büyüsü vardı. 6 milyon iksir de 6 gün bekletiyordu arkadaşlar. Hani düşündüm. Mantıklı olan budur diye düşündüm. Direkt kullanmıyor olmama rağmen yıldırım büyüsünü 6. seviyeye bastım arkadaşlar büyü kitabıyla. Bir tane de etkinlikten inşaatçı kitabı gelmişti. Vallahi çok güzel oldu. Böyle ödüller gelince tadından yenmiyor. X yayını arkadaşlar 5 günlük bekleme süresini bir anda inşaat kitabıyla 2. seviyeyi yükseltmiş olduk. Şu anda yükseltmeleri devam eden bir tane X yayı var. 2. seviyeye geliyor. Başka ne varmış? Şuradan bir bakayım. Altın madeni var bir tane. Boşta kalmasın diye yükseltiyorum. Hava savunması var, 2 tane yükseliyor. Bir tane havan ve bir tane de X yayı. Aynen bu şekilde. Şimdi arkadaşlar etkinlik geldi. Çok güzel bir etkinlik geldi gerçekten. Sadece bir taş vererek arkadaşlar ordunun iyileşmesini ve oluşmasını 4 kat hızlandırıyorsunuz. Yani tavsiye ediyorum. Burada bir de belediye binası vardı. Zaten bu inşaat kitabı da oradan geldi. Bunu tamamladım. Bir de Ejder Kasırgası isminde bir etkinlik vardı. Bunu da tamamladım. Buradan da bir araştırma iksiri geldi. Bunları falan kullandık. Şu anda büyülü öğelerde neler var? 5 tane duvar yüzüğüm var. Klan oyunlarından geldi. 3 tane eğitim iksiri geldi arkadaşlar. Normalde bu bir eğitim iksiri 25 taşa alınıyor arkadaşlar. Şurada tüccarda 25 taşa veriliyor. Şu anda etkinlikle bunu 4 taşa halledebiliyorsunuz. Nasıl? Ben hemen hatta göstereyim. Şuradan bir taş verip hızlandırdım. Büyüler için de ayrıyetten yapmanız gerekiyor. 2 ve bir tane barbar için ve bir tane de kraliçe için. Şu yükseltmeleri yapalım ve zamandan kazanmak açısından da bir tane saldırı yapacağım arkadaşlar. Saldırıları nasıl yapıyorum? Kupamız yüksek olduğu için çoğunlukla böyle saçma sapan köyler geliyor. Birazcık zaman kaybettiriyor yani, bize yalan yok. Mecbur düzgün köy aramaya çalışıyoruz. Yani şu anda hesabın haliyle köyleri üçleyemiyorum. Hani belediye binasını yıkıp ganimet toplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakın ben 9. seviyedeyim. Az önce 11 geldi. 11 mi 12 mi ne? Şimdi 10 geldi. Bakın yine 10. Ganimet iyi ama bunlara daldım mı duman ediyorlar arkadaşlar. Bir tane 9 geldi ama ganimeti çok düşük. Bunu da geçeceğim. İşte yükseldikçe böyle köy bulmakta sıkıntıya giriyor. Heh, bak buna dalacağım mesela arkadaşlar. Nasıl dalacağım? Şuraya 4 tane deprem büyüsü atacağım. Duvarı parçalasın. Buradan direkt Valkyrie'lerle beraber öfkeleri de kullanarak belediye binasını indireceğiz arkadaşlar. En az bir 150 bin altın ve 150 bin iksir gelse amacıma ulaşmış olurum. Şuraya 4 tane saldım. Kraliçeyi, Barbar'ı ve Pekka'yı bırakıyorum arkadaşlar. Şu arayı temizledikten sonra direkt Valkyrie'leri salıp belediye binasına gelince öfke kullanacağım. Bu şekilde yapıyorum yani şimdiki saldırıları. Şuradan bir tane deneyeyim bakayım nereye gidecek.
Tamam, içeriye doğru girdi. Valkyriler kenarlara girerse yandık işte. Bak kenara gidiyor. Bu da kenara gitti. Bak kenara gidiyor. Kenarlara gitmeyin ya. Vay arkadaş, içeri girsenize. Heh, şunlar içeriye giriyor. Vay arkadaş, sizin orada ne işiniz var? Şuna da son anda bastım. Tam şuraya bir tane öfke. Şu buzlamayla şu X yayını donduralım. Tamam, güzel. Belediye binası indi. Amacıma ulaştım yani. Şimdi artık ne toplarsak kârdır. Genelde ikiliyi çıkıyorum arkadaşlar. İki yıldız alıyorum. Şunu da basalım. Şuraya bir öfke büyüsü atacağım. Valkyriler çok iyi. Hele de öfke büyüsüyle beraber acayip iş yapıyorlar. Ama ve lakin duvarlar karşılarına çıktı mı sıkıntı büyük. Şuraya bir tane okçu bırakayım. Şu altın madenini alsın. Şu da iksiri alsın. Ama okçu indirdi onu. Tamam, şuraya bir tane. Muhtemelen %50 ile ikileriz arkadaşlar bu köyü. Bir tane şuraya da alkavuk bırakacağım. Burada bir şey var mı? Yok. Şimdi şuraya bir tane dal kovuk bırakırsam sanırım savunmalar alamayacak. Alacak mı yoksa? Aldılar. Tamam, ne yapabiliriz? Bu köyden bir %50 almak istiyorum. Şuraya bir tane okçu bırakayım daha fazla vakit kaybetmeden. Zamana karşı da yarışıyoruz çünkü. Bir tane dal kovuk var elimde. Ama nereye koysam sanki savunmalar indirecek gibi. Şuraya yardım etsin o zaman. Aynen, %46'da. Yeterli miktarda iksir ve altın da aldık. İki yıldız alıp çıkacağız arkadaşlar buradan. Verdiği kupa sayısı da çok düşük yani. Hani 3 deyince 23 tane veriyor. Aynısı bize olsa en az 30 tane kupa gitmişti şimdiye. Tamam, bu maç burada bitiyor. Güzel, dal kavuğu vurmuyor okçu. Alabildiğimiz kadar alalım ya. Ama çok az veriyor. Beklemeye gerek yok. Neyse, savaşı bitir demeyeyim ya. Son 30 saniye bari. Alsın alacağı kadar. Boşa gitmesin ganimetler. Zaten bitmek üzere. Güzel. Tamamdır. Bu iş burada biter. 2 yıldızımı aldım arkadaşlar. %52 ile. 180 bin altın. 180 bin iksir. 228 bin iksir. Konuşamadım. Özür dilerim. 181 iksir. 228 bin altın. Ve gayet güzel bir miktarda da kara iksir geldi. Bir de bonus da veriyor. Usta liginde olduğum için biraz daha fazla veriyor. Şunlarla beraber günü kurtarıyoruz yani arkadaşlar. Tamam, eve dön diyelim. Şuradan hemen yeni ordumuzu eğitelim. Sonra da diğer köye geçeceğim. Şunu bir eğit. Diğer köyde de durumlar fena değil. Savaş makinesini ikinci seviyeye yükselttim. Burada da şu anda ilk hedefim arkadaşlar savaş makinesini 5. seviyeye yükseltip bunun da yeteneğini açmak istiyorum. Çünkü burada da işler zorlaşmaya başladı. Yani 2200'lerden falan 2024'e indim. Yani ne yaparsam yapayım oyunda başarıyı sağlayamıyorum şu anda. Dolayısıyla bu savaş makinesinin yeteneğine çok ihtiyacımız var. Bu arada arkadaşlar, klanda kalıcı aktif arkadaşlar arıyoruz. Şu anda 32 kişiyiz. Bunların büyük bir çoğunluğu aktif oyuna giriyor. Yani klandaki şartlarımız belli. Klan oyunları ve klan savaş ligleri yapılmaya çalışsa yeter. Yani KS'ler falan çok önemli değil. Oyundaki asıl hediyeler klan oyunlarından ve klan savaş liglerinden geliyor. Onun haricinde küfür, argo yasak, tabii ki de bunlar bildiğimiz şeyler. Gelmek isteyenleri beklerim arkadaşlar. Hatta izleyicilerimden bir tanesi Erhan gelmiş. Hoş gelmiş. Buraya da yazdım ama henüz görmedi. Tamam, şimdi ne yapalım? Bunların bir bakalım ne kadar süresi var. 8 dakika desem böl 4'e. 2 dakika sonra ordumuz güçlenecek. O sırada neler yapabiliriz? Şu anda yükseltme yapmam gereken bir kara büyü fabrikası var. Ama bunu da çok acele etmiyorum. Çünkü büyü kapasitesini de depo kapasitesini de artırmıyor. Sadece acele büyü çıkıyor. O da birinci seviye olacak. Çok fazla kullanacağım bir şey değil. O yüzden asıl savunmaların yükseltmelerine önem veriyorum şu anda. Evet, bir tane havanım var. Havanlar da geride kaldı. Yani tahminimce en az bir 3 hafta falan sürecek arkadaşlar. Bir 3 hafta, 1 ay belki. Hani belediye binası ona geçmemiz için en az bir ay daha zaman harcamamız gerekecek. Aslında şu dükkan kısmında altın bilet var arkadaşlar. Hani şu sezon var ya, sezon mücadelelerinde ödüllerde arkadaşlar şu yukarıdakileri altın bilet alırsanız alabiliyorsunuz. Mükemmel ödüller veriyor da. Hani bir yandan paraya kıyamıyorum, yalan yok. Hani çok da bir şey istemiyor aslında, hani altın bilet al diyor. Hani altın bilet de çok fazla değil, böyle 35 lira falan, ama hem paraya kıymak istemiyorum hem de diyorum ki hani para vermeden bu işi becerelim. Öyle daha tatlı oluyor, daha kıymetli oluyor. En azından ben böyle düşünüyorum.
Ama gerçekten böyle hesabımı hızlıca geliştirmek istiyorum dersen, hani ayda bir 35 lirayı gözden çıkartıp hesabını bu şekilde çok ileri düzeylere taşıyabilirsin. Çok daha kısa zamanda. Aynen öyle. Şu anda 1 milyon 600 bin altınım var. 1 milyon 200 bin de iksir. 2 saat sonra da altın madeninin yükseltmesi bitiyor. Bununla ne basabiliriz? Ne basabiliriz? Muhtemelen şu toplardan birini basarım. Ya da top basmayacağım arkadaşlar. Hava savunmasını basacağım. Yani gerçekten hava savunmaları bayağı geride kaldı. Aynen öyle. Bayağı bir geride kaldı yani. Tamam. Şurada bir savaş yapalım olmazsa. Yan köydeki ordumuz tamamlanana kadar şurada bir tane saldırı yapabiliriz. 11. seviye öfkeli barbar ve savaş makinesi kullanıyorum arkadaşlar. Çok yanlış yerleştirmiş bence. Şu iki tane ezicinin burada olması şuradan gelen saldırılara karşı inşaatçı binasını savunmasız hale getirmiş. Şuradan bir duvarları kırması için birkaç tane barbar bırakıyorum. Şuralarda muhtemelen mega mayınlar var. Barbarların hepsini birden salarsam aynı yere çok büyük bir felaket olacaktır. Şuradan savaş makinesini bastım. Tamam, bir tane mayın patladı ama mega mayını arıyorum. Yüksek ihtimalle şurada. Şöyle yaya yaya yarıyorum ki hepsi aynı yere gitmesin. Tamam, inşaatçı bir binasını muhtemelen indireceğiz. Garanti. En az 2 yıldız alacağız arkadaşlar burada. Aynen, tam tahmin ettiğim gibi mega mayını oraya yerleştirmiş. Beklediğim bir şeydi. Aynen öyle. Güzel bir yüzdeyle 2 yıldızı aldık. Fena değil yani. %70'lerde falan olur. Ah be, niye buraya dönmedin ki sen? Git de eziciye döndü ya. Çıldırıyorum böyle olduğu zaman. Sen bari şuraya git. Ha iyi, tamam. %70'lerde falan olur. Bu arada savaşçı da eziciyi indirdi. Burada canı çıkacak savaşçının. Gayet güzel ya. %74 oranında bitirdik. Muhtemelen öyle sanıyorum ki zafer gelecektir. Ne yapmış bu dayı, bir bakalım. Daha başlamadın mı? Ya şu olaya da sinir oluyorum ya. Ya bekletiyor böyle 2 saat. Sanki dersin bir şey yapacak. 10. seviye savaş makinesi var. Yalnız bu bizim canımızı okuyabilir arkadaşlar. Eyvah eyvah. Dur bakalım. Okçulardan tırsmıyorum. Onlar bir şey yapamaz ama şu savaş makinesi canımızı okuyabilir. Diyecektim ki tamam ya, her türlü bizde bu oyun. Her türlü bizde. Vur lan çift top, senden çok ümitliyim bak. Hadi vur şunu artık. Eyvah eyvah. Heh, güzel, tamam. Mega mayın çok işe yaradı. Güzel. Zafer geldi. Kaç kupa verecek? Bak hala bekletiyor ya. Bazen güzel denk geliyor böyle. Sizin saldırınız bitti gibi hemen sonucu görüyorsunuz. Yenilgi veya zafer diye. Bazen de böyle 2 saat anlamsız yere bekletiyor oyun sizi. Gerçekten sinir bozucu bir şey. Heh, güzel. Zafer. 29 kupa verdi. Ya burada kupaya mupaya çok takılmıyorum arkadaşlar. Buradaki asıl amacım şuradaki taş madenini yükseltip yeşil taş toplamak. Onun haricinde bir de bu köy için başarılar veriyor ya arkadaşlar. Şurada taşlar veriyor. Bu taş yani. Tamamen burayı bir taş fabrikası olarak görüyorum ben. 3000 kupada 1000 taş veriyor da çok zaman alacak. Neyse, bizim burada ordumuz tamamlandı. Burada bir tane daha saldırıya geçelim. Barbarımız falan da kalkmıştır diye tahmin ediyorum. Aynen, barbarım var, kraliçem var, büyüler de, tamam. Şu gelen köye bak. Yani 9. belediye binası bu köye ne yapsın ya? Yani? Hani daldım birkaç kere, şu cehennem kuleleri mahvediyor adamı. Olacak iş değil. Al sana bir tane daha. Ne yapalım yani, kupayı mı düşürelim? Aslında öyle diyenler de oldu. Kupayı düşürsen daha rahat edersin falan ama gerek yok ya. Kalsın böyle, biraz ararız köyü, ne olacak? Zaten vakit geçirmek için oynuyoruz. Bak, olaya bak. Şimdi ben buna ne yapayım? Yükseltmeleri full bir belediye binası 10. Ya da 11 mi? Siz daha iyi bilirsiniz. Ben hiç görmedim. Yani oyuna ilk başladığımdan beri ilk defa 9. belediye binasındayım arkadaşlar. Heh, iyi, bir tane 9 geldi ama ganimete bakar mısınız? Yani öyle bir köy çıkartıyor ki karşıma. Sanki ben belediye binası 12'deyim. Te Allah'ım ya. 13 tane kupa veriyor. Buna dalsak mı?
Hani niye dalacağım? İki tane öfkem var. Valkyrie'ler şuradan dalarlarsa belki belediye binasını indiririz. 20. seviye barbar var. 18. seviye kraliçe var. Bunlar bizim canımızı okuyacak. Hiç riske atmaya gerek yok. Bir de en sinir bozucu şeylerden birisi arkadaşlar. Klan kalesinden. Balon çıkıyor. Benim ordu felç. Yani gerçekten Valkyrie'ler güzel saldırı yapıyorlar ama bir balon, 5 tane 5. seviye balon onların canını okuyor ya. Hadi bul artık bize güzel bir köy ya. Aynen. Ha bak buraya dalabiliriz. Her ne kadar burası Valkyrie'ler için uygun bir alan olmasa bile, çünkü çok fazla duvar var. Bir şansımı deneyeceğim arkadaşlar. Tam şuraya duvar kırıcıları bırakacağım. Etrafı temizleyip Valkyrie'leri buradan içeri atmak gibi bir planım var. Bakalım tutarsa. Şunu şuradan şuraya sal. Barbar'ı şuraya sal. Pekka'yı da tam ortaya. Amacım şurayı açıp Valkyrie'lerin içeri girmesini sağlamak. Eğer becerebilirsem belediye binasını her türlü indiririz. Bir deneyeyim. Bak sağ tarafa gidiyor. Heh içeriye girdi. Tamam buradan hepsini salacağım. Şahane oldu. Güzel. Bir tane öfke buraya. Şu dondurmayla şu X yayını donduracağım. Ama önce şuraya bir tane. Güzel. Belediye binasını her türlü aldık. Şimdi ne kadar ganimet toplarsak o bizimledir arkadaşlar. Bak Valkyrie'ler burada X yayı varken gidiyorlar şu küçücük yere giriyorlar. Cidden inanılmaz ya. Şahane. İyi ganimet toplayamadık ama henüz. İki yıldızı yine aldık. Dediğim gibi arkadaşlar üçleyemiyorum ama hem ganimeti alıyorum hem de iki yıldızı alıp çıkıyorum yani. Eğer şuradan bir klan kalesi çıksaydı balonlar Valkyrie'lerin işini bitirmişlerdi. Tamam %63. Pekka'mız hala ayakta, bu güzel bir şey. Ne yapabiliriz? Şunlar şurayı saldırsınlar. En son okçularla dal kavukları da göndereceğim ama hasar almayacakları bir yer arıyorum. Nereye göndersek mantıklı olur acaba? Buradan nereye koyarsam koyayım arkadaşlar. Her türlü savunmalar benim birimlerimi indirecek. Dolayısıyla vur kaç taktiği yapacağım. Alabildiğim kadar iksir alıp kaçacağım arkadaşlar. Kara iksir aynen en temizi. Aynen alabildiğim kadar kara iksiri alıp maçı bitiriyorum. Klan karesini kullanmaya gerek yok. Zaten üçleyemeyeceğiz. Bir anlamı yok yani. Mükemmel. 2355 tane kara iksir, 576.000 iksir ve 400.000 altın. Kısa günün karı. Artı bir de 110.000 iksir ve altın verdi. Mükemmel. Şuradan hemen ordumuzu eğite tekrardan girelim. Vallahi ne inşaatçıları boş bırakıyorum arkadaşlar ne de savaşçıları. 7-24 arı gibi çalıştırıyorum hepsini. Vallahi oyun çok keyifli ya. Hani ben ağırlıklı olarak kafa topu videoları çekiyorum ama hani bu Clash of Clans videoları da izlense daha çok daha sık video atarım. Yani dolayısıyla sizden şöyle bir ricada bulunabilirim arkadaşlar. Bu oyunu oynayan tanıdıklarınız varsa kanalımıza davet edebilirsiniz hani. Gerçekten memnun olurum. Ne kadar çok izlenme alırsa ben de haliyle o kadar çok paylaşım yaparım diyorum. Diyelim ve yavaş yavaş videonun sonuna gelelim mi? Aynen şurada gereksiz beklemenin bir anlamı yok. Çünkü birliklerin eğitimi de birazcık sürecek. Aynen videoyu bitirelim arkadaşlar. Dediğim gibi daha sık video istiyorsanız lütfen hem yorumlar kısmında bunu bana belirtin. Hem de bir beğeni bırakın ki videoya ben de anlayayım seviliyor izleniyor diye. Devamını çekeriz inşallah diyelim. Ve videonun sonuna geliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.